İtalya takımı şu anda karşımızda. Ve Türkiye anons edildi. En önde Emre Vefa Göktaş. Arkasında Enes Özdemir ve son olarak Ali Sofuoğlu geliyor. Arka tarafta Ali Sofuoğlu da evet. Teknik direktör, antrenör olarak Metin Sofuoğlu da görev yapacak. Evet, burada tabii hakem triyosu önemli. 7 hakemin kaç tanesi Storio, kaç tanesi Shotokan. İlk olarak İtalya. İtalyan sporcular. Şimdi merakla bekliyoruz. Giuseppe Paneggia, Gianluca Gallo, Alessandro. Kesinlikle birebir de bizim sporcularımızı yenebilecek performansta sporcular olduklarını düşünmüyorum İtalyanların. Evet. Yani birebir de Ali Sofuoğlu da, Emre Vefa da, Enes Özdemir de bu sporcuları yenebilir. Ama takım kata farklı bir olgu tabii ki. Takım ön planda. Aynı anda yapmak lazım. Hatasız yapmak lazım. Koordineli olmak gerekiyor. Lazım. Kankuşo katası benim de çok sevdiğim katalardan bir tanesi. Açıkçası hayatımda katada aldığım tek madalyayı Kankuşo katasıyla almıştım. Farklı bir önemi var sizin adınıza. Bölgesel anlamda bir tane katada altın madalyam var. O da yani 3-4 turdan sonra Kankuşo katasını çizerek aldığım bir madalyaydı. Bizim dönemimizde kata ezberlemek de çok zordu. Kağıtların üzerindeki şekillere bakıp hocalarımızın eteklerinde dolaşıp bize kata öğretmelerini isterdik. Çok fazla bilgi kaynağına ulaşma şansımız yoktu. Şu an sosyal medyadan, internet sitelerinden çok rahat bulunabiliyor kataların videoları. Böyle değerli sporcu kardeşlerimiz kendi çalışmalarında paylaşıyorlar. Yeni nesil bu konuda çok şanslı. Ama bizim gibi kullanmıyorlar bu internet ortamını. Şu an kata çalışmak isteyen bir sporcu katanın iskeletini internet üzerinden öğrenebilir. Sonrasında hocasıyla bunu geliştirebilir. Murat Kıroğlu yazmış. Çerkezköy Belediyesi karate antrenörü. Sporcularımıza başarılar diliyoruz demiş. Yine selamlarını iletmiş bizlere. Bizde gelen mesajı yorumlayalım. Murat Kıroğlu. Evet, gelen mesajlarda özellikle sabah seansında kata mesajlarında dile getirdik sevgili hocamızı. Şu an Bunkai bölümü başladı. Ben katalarını çok sevmedim açıkçası İtalyanların. Öyle çok üst düzey bir şey yapamadılar. Bunkai kötü başlamadı İtalya. Burada inandırıcılık yok. Burada da sporcunun performansı sanki böyle çok yorgun ve tekniği bozulmuş gibi hissettirdi bana. İtalyan sporcu tekniği yapmadan önce o vücut dili harekete başlangıcında o diriliğini ve özgüvenini kaybetmiş gibi durdu. Bakın elini kaçırdı, sonra bir daha tutup bir daha kaçırdı. Tutuş esnasında iki kere çok küçük de olsa hatası var. Çok rahat görünmüyor İtalya takımı. Evet. Katayı çok stresli yaptılar bana göre. Diğer tarafta sporcularımızın ısınmaları devam ediyor. Bakın bu sporcudan
Bakın yine bir denge kaybı. Munkaya esnasında yaşanan bir denge kaybı var. Ve yorulmuş görünüyor. Ortaya geçip hareketi yapan sporcular şu anda çok yorgun bir görüntü içerisinde. Diğer takım katalarda bu kadar bariz dikkatimi çekmemişti bu halinde. Merakla, heyecanla milli takımımızı bekliyoruz. Erkeklerde Ali Sofoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir. Az sonra İtalya takımının performansından sonra onlar da final performansını sergileyecekler. İspanya'da, Madrid'de artık altın madalya istiyoruz. Uğur Aktaş'ta bir altın madalyamız var. İkincisi neden olmasın? Şu anda İtalyan sporcuların performansını gördük. Evet, bana çok etkileyici bir performans gibi gelmedi. Dileğimiz tamamladılar onlar da. Sporcularımızın daha iyisini. Gününde olması. Evet. Çok ben daha, şu anda altın madalyaya yakın olduğumuzu düşünmeye ya bireysel başladım. Bireysel anlamda çok daha iyiyiz. Ama dediğiniz doğru, takım olarak bunu başarabilmek çok daha önemli. Bunu başaracak güçte bizim takımımız. Yani şu ana kadar izlediğimiz diğer mesela üçüncülük mücadelesinde izlediğimiz pas bu İtalya'dan iyi. Bu arada takımımız İspanya, görüntüde. Üçüncülük mücadelesinde izlediğimiz İspanya'da bu İtalya'dan iyi. İnşallah biz en iyisi olacağız. Ali Sofoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir. Haydi çocuklar, bir altında sizden gelsin. Güzel bir başlangıç olur inşallah. Enes Özdemir şu anda görüntüde. Ferdi kategoride dünya şampiyonu, evet, olmuş bir isim. Gankaku. Tek bir sıkıntımız var. Bizim altın madalyayı alıp almamızı belirleyecek olan Gankaku'daki o 3. ya da 4. dönüş dediğimiz o denge kısımları. En kritik bölüm olacak. Tek kritik bölüm orası. Tabii Ali de biraz yorgun olabilir. Bir final mücadelesi vardı işte, Ferdi Kata'da. Quintero ile çok üst düzey bir mücadele yaptı orada. Yıprandı biraz. Aşırı yıprandı. Ali'nin yorgunluğu olmaz inşallah. Hani burada denge kaybı yaşarsa kesinlikle affetmek gerekecek bir durum. Quintero'ya karşı öylesine sıradan bir maç değildi bu. Çok sağlam bir mücadele gösterip de 0.2 böylesine bir denge kaybı denge katası seçilmiş olması Ali'nin kesinlikle performansını eleştirmemizi söz konusu olmaz yani. Tabi bu katalara o kadar çok çalışıyorlar ki artık vücutlarına oturmuş oluyor bu katalar. Birbirini tanıyan belki de en iyi üçlü Ali Sofoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir. Çok güçlü geçti bu bölümü. Sporcularımız harikasınız çocuklar. Dönüşte de hata yapmadılar ama Enes biraz erken davrandı. Beklenilen bölüm buydu. Çok milimetrik bir şekilde Enes biraz erken davrandı ama ben kesinlikle Bunkay'da o küçük ayrıntıyı, evet, ki bu ayrıntı bile sanki yetecek gibi duruyor şu anda. Şu anda kata konusunda sıkıntımız yok. Evet. Bunkay'da. Bunkay'da orada hani bir gözü rahatsız eden bir durum olduysa da onu Bunkay'da çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu bölüm çok güzel hazırlanmış. Tamamen gerçekçi bir gösteri olmuş. Burası da çok gerçekçi göründü.
Evet. Bravo çocuklar. Evet, evet. İşte bu. İşte bu. Gerçeklik dediğimiz şey tam anlamıyla bu. Vücudun doğal yapısı bozulmadan hareket geçişlerinde. Oo, çok güzel. Evet. Doğal yapısını bozmadan mücadele etmek lazım. Hani rakibin tekniğini beklemeden, suyu akışına bırakarak. Hani karateyi tanımlarken söylenir, bir suyun akıcılığı, evet, bir tüyün hafifliği olması lazım sporcuda diye. O akıcılığın bozulmaması önemli. Gayet iyi. Tribünlerden az önce ciddi anlamda bize destek geldi. İtalyan sporcular bu kadar alkış almamıştı. Bitirişte de işte Osmanlı tokatı. Çok güzel. Bravo. Bravo, bravo çocuklar. Ali Sofoğlu görüntüde. Çocuklar. Bu arada kulağımıza yabancı, evet, mensubu arkadaşlarımızın söylenleri geliyor. Söylenleri de geliyor. Onların da çok güzel ciddi bir beğenisi var. Evet. Tamamladılar bu arada. Tebrikler çocuklar. Enes Özdemir'in o küçük ayrıntısından da bahsetti biraz. Evet. Yabancı meslektaşlarımız. Kaçırmadı onlar da. Onlar da kaçırmamış. Ama çok iyi bir performans. Ama, yine de sonunda, teşekkürler. Sonunda çok iyi çıkardılar, evet, dedi. İtalya ve Türkiye şu anda karşı karşıya. İsmini bilmediğimiz bayan meslektaşımız kimse, o kulağımıza fısıldayan. Çok güzel iş çıkardı dediler. Evet, kesinlikle beklenen oldu. Kesinlikle biz 25.18 Türkiye İtalya karşısında gösterdiği performansla erkekler takım katada altın madalyanın sahibi oldu. Teşekkürler, tebrikler bir kez daha. Önce Uğur Aktaş, sonrasında erkekler takım katada iki altın madalyayla Madrid'deki Karatevan Premier Ligi noktalıyoruz. Demek ki Espinosa da bizi seviyormuş ki altın madalyalarını sona saklamış. Başında da çok önemli altın madalyaları kaçırdık. Yani, evet, kesin gözüyle baktığımız şimdi, bir Serap Özçelik, bir bakalım isterseniz. Tuğba Yakan altın madalyaları olabilirdi. Şimdi iki altın madalyamız var. Uğur Aktaş ve takım katı erkeklerde. Dört gümüşümüz var. Ali Sofoğlu, Serap Özçelik, Tuğba Yakan, Ömer Abdurrahim Özer. Bir de Eray Şamdan'dan gelen bronz madalya var. İki altın, dört gümüş, bir bronz. Teşekkürler. Gayet güzel. Gayet güzel. Sporcularımız oradan mutlu döndüler. Evet. Ali Sofoğlu'na verilebilecek olan altın madalya, o 0.2 ile kaybedilen Quintero altın madalya da İtalya karşısında takımda geldi. Evet. Ali'nin yorgun haline geldi hem de. Ömer'in ilk finaliydi. Onu söyleyelim ki hak